Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte bana da doğum günü hediyesi gelen Jasuaş kanalı Emin Burak arkadaşımız tarafından gönderilen, gerçi kanal kapattı da o arkadaşımızdan gönderilen hediyeyi açacağız. Sizlerle birlikte göreceğiz. Sürat kargo ile geldi. Şimdi paket ambalajını yırtalım, bakalım bize ne gelmiş. Evet sevgili dostlar, ürünü sağlam bir pat pat poşetle sarmışlar. Tekrardan tebrik ediyoruz. Evet, ürünümüz marka var mı? Bakalım. Marka yok. Ürünümüz tripod, Bluetooth'lu mobil puan tripod, kamera tripod diye geçiyor. Hem kamera profesyonel, hem profesyonel kamera için hem de telefonlar için uyumlu. DK3888 kodlu. Ürünün tasarımı bu. 106 santim. Bu da özelliklerini göstermişler. 420 gram. Burada bu şekilde vermişler özelliklerini. Ekstradan da iyi parlama oldu. Çok güzel netledi. Evet, süper. Evet, ekstradan 3-5 yapmışlar. Bir de ürün su terazili. Dengeyi ayarlayabilmemiz için. Burada bu şekilde altta özellikler. Şurada da vermiş. Bu şekilde özellikleriyle beraber vermiş sevgili dostlar. Bakalım. Ürünü açalım. Açayım geliyor. Evet arkadaşlar, ürünün telefon tripodu, bu başlangıç seviye için ideal. İleride ben değiştirmeyi düşünüyorum. Bunların daha iyisi var. Ayrıca satılıyor. Ürün ekstra taşıyabilmemiz için bir kılıf vasıtasıyla gelmiş. Kılıfını çıkartalım bakalım. Evet sevgili dostlar, ürünün içerisinden telefon tutma aparatı, kılıfı, şöyle diyelim, kılıfı taşıma için çok güzel. Bluetooth kumandamız ve ürünün kendisi. Şimdilik özelliklerini sizlere göstereceğiz. Evet sevgili dostlar, ürünün kurulumuna başladık. Ürünümüz bu şekilde portatif. Bunu bu şekilde biraz narin, hani dikkatli olmanız gerekiyor. Burada bunun ilk başta ayağı var. Önce şunu bir açıyoruz. Gevşetiyorum. Pardon, bu bunun ayağı değilmiş. Şunun. Yok, bu da bunun değil. Ya ilk defa böyle ürün kullandığımdan dolayı çözmeye çalışıyorum. Bu buranın. Şurada gösterelim. Biraz daha detaylı gösterelim. Su terazimiz var. Burada su terazimiz var. Hani dengeyi ayarlamak için telefonu şey yaptığımız, ama bunu direkt şu şekilde tutturacağız. Bu şekilde sıkılıyor. Biz bunu bir oturtturalım. Daha sonra geleceğiz. Sevgili dostlar, şimdilik tripodu taktık. Telefon şeyini taktık. Burada terazisi var. Bu şekilde. Üstünde Bluetooth kumanda var. Bunu ekstra göstereceğim. İlk önce bu şekilde göstereyim. Daha sonra büyük ayarlanmış halini göstereceğim. Evet sevgili dostlar, boydan açtığımız zaman bu şekilde, 106 santim, ekstra olarak 106 santim olduğunu söyleyebiliriz. Boydan bu şekilde sevgili dostlar, 3 adet ayağı mevcut. Bunu bu şekilde. Şimdi telefon kamerası ve ekstra bir telefonla çekerek diğer fonksiyonlara göstereceğiz. Evet sevgili dostlar, ürünümüz tripod. Bunun linkini öğrenin. Tabii ki açıklama kısmına koyacağım. Bir telefon koydum. Telefonumuz Razer P3 Blue Max Pro Lite 2022 versiyonu. Öyle bir cihaz. Daha sonra cihazın bu şekilde ayarları mevcut. Kameramızı buradan alalım. Evet, bu şekilde, hani şurada da bir adet su terazisi mevcut.
dengeyi ayarlayabilmek için. Yalnız bu tripodlar genellikle uygun yollar biraz nadir. Biraz hassas çalışmanız gerekiyor. Bu da bu şekilde sevgili dostlar. Evet, şimdi bunun Bluetooth kumandası var. Bu kumandayı ayrıca alabilirsiniz. Ama şu telefon tripodunu da, telefon başlığını diyelim. Başlangıç için işimi idare edecek ama ilerleyen zamanlarda bunun bir üst profesyonel versiyonu almam lazım. Yani en azından bu kafanın bir üst versiyonu almam lazım. Bunu burada bu şekilde sevgili dostlar. Daha sonra başka bizim anlatabileceğimiz ekstra, bu da uzuyor. Toplamda 106 santim. Şöyle geri çekelim. Toplamda 106 santim. Ürünün taşıma çantası da mevcut. Evet sevgili dostlar, şimdilik ise ürünün bu Bluetooth kumandasını nasıl tanıtacağız onu sizlerle bahsedeceğim. Bluetooth kumandamız burada, yeri var, bunu çıkardık. Şuradan bir tane bunun, şurada bir tane küçük switch var, on off diye. Bunu on konumuna alıyoruz. Aldık. On konumuna. Cihazın, telefonunuzun Bluetooth ayarlarına gireceksiniz. Bu her telefonda farklı arayüzü ama gireceksiniz. Evet, Bluetooth'umuzu açalım. Bluetooth ayarlarına girdik. Cihaz eşle dedik. Burada cihazımızı buluyor. Burada şu an bulduğu cihazlar bu Bluetooth'lu. Kumandamız acaba niye çalışmıyor, ona bakalım. Normalde ışık yanıyordu. Bu kumandayı ben bir bakayım. Sevgili dostlar, bu kumanda çalışmıyor herhalde. Bunu göndermişler. Çok önemli değil. Zaten bizim kumandayla pek bir işimiz yok. Çalışırsa da sonra çalışır. Ben ayrıca bakacağım. Vaktinizi çok anlayayım. Evet, tripodumuz da ideal. İdare eder. Sevgili dostlar. Bu arada ürünün kötülemeyelim. Şu an arıyor. Bluetooth kumandası çalıştı. O zaman Bluetooth bağlantısını bir gösterelim. Şu açayım ben bu telefonu. Bluetooth'lardan şimdiki cihaz arıyor. Cihazımız şu şekilde, gösterelim sevgili dostlar. AB Solter 3 diye geçiyor. Basıyoruz eşlemesi için. Eşle diyoruz. Yazılar biraz ters ama. Eşle diyelim. Evet, cihazımız bağlandı. Bir kameradan test edelim. Ne performans veriyormuş. Evet, basalım. Kayda girdi. Evet, zoom'um yapmıyor. Basıyorum. Alt tıkına bastım. Kayda girdi. Üst tıkına bastım. Kayıttan çıktı. Fotoğrafa girerim. Evet. Kamera açımı bu sefer acemilik yaptım. Kusura bakmayınız. Otomatiğe alalım fotoğrafa. Fotoğrafa bakalım. İki tuşta fotoğraf çekiyor. Bakalım uzaktan alacak mı?
Evet, kumandamız çalışıyor. Yanlış bilgi vermeyelim. Bluetooth kumandamız da çalışıyor. Bu ne iş, sizin ne işinize yarar sevgili dostlar? Bu kumanda ise uzaktan toplu bir fotoğraf çekiyorsunuz. Buradan kontrol edebilirsiniz. Bunun pilini yenilemeniz lazım. Pili de şöyle yuvarlak pillerden. Genelde tartı ve saatlerde kullanılıyor. Bu pili de marka vermeyeyim de normalde bu pillerde de marka verecek olursak Duracell'in pilini ben öneriyorum. Evet. Çekim yapıyor. Evet sevgili dostlar, ürünümüz bu şekilde. Kutusuna da bakalım. Kutumuzda son kez burada bu şekilde. Başka bir hiçbir özellik yok. Zaten kılıfıyla kullanacağım ben bunu. Evet. Evet sevgili dostlar, tripodumuzu da bu şekilde gördük. Bizleri izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın.